Şimdi anlatalım mı? 75 hadi kilo anlatalım. Verdirelim. Peki ben bu yağı sistemi, tekrar size vereyim. Ben onları hepsini alayım. Teyzemizi çok teşekkür ediyorum. Esma teyzeciğim. Bunu şöyle kapatıvereyim. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Sağ ol. Sağ ol geldiğin için. Buyurun. Teşekkür ediyorum. O yağları sonra sana vereceğim giderken. Evet. Tamam. Şimdi gelelim. Meryem'in en önemli yere. 75 kilo verdiren sağlıklı beslenme programı ne? Meryem, herkes bir kere kalemi defteri alsın. Ne dedik programın başında? Arkadaşlarım da aşağıda zaten kayıtlarını gösterecekler. O 75 kiloyu verirken başlangıçtaki 3 gün çok önemliydi. Şimdi öyle bir liste ayarlayacağız ki burada herkes için. Yeni yıla girdiler ve hemen ertesi gün büyük bir ihtimalle yeni başlamak isteyecekler. Ben size arkadaş Meryem vasıtasıyla öyle bir 3 günlük liste başlayacağız ki daha sonra yapacağınız herhangi bir diyete, ki biz diyet yapmanızı asla önermiyoruz. Yeni beslenme düzeni diyelim. Müthiş bir altyapı oluştursun. Çünkü bağırsak o alışkanlığı kazanırsa daha başarılı başlıyor. O zaman Meryem Demiroka 75 kilo verdiren o mucize beslenme yöntemini en güzeli hasta kendi anlatsın. Gün be gün. Şimdi gün sabah gün kalktın. Birinci ne günde. Yaptın? Birinci günü. Kendi yazmış da zaten. İstediğin zaman bakabilirsin. Zayıf seni biliyor zaten. O an unutur mu heyecandan canlı yayınlayı? İlk günü sabah 8-9 arası her evde bulunan ıspanak. 4 yaprak ya da 5 yaprak ıspanak sotelik. Üstüne 2 yumurta kırıyoruz. Ispanağı haşladın şöyle. Aynen. Soteliyoruz. Soteledin. Üstüne 2 yumurta kırıyoruz. Soteledin. 2 yumurta. Evet. Ben nedenini söyleyeyim hemen. Yağ var mı? Ben istedikleri kadar kullanabilirler. Bizde herhangi bir maddenin kısıtlaması yok. Evet. Çikolata hariç. Niye ıspanağı soteledik, yumurta kırdık? İlk günden sizin tokluk hissinizi benim daha sabahtan yükseltmem lazım. Evet. O nedenle başladık. Güzel. Dolayısıyla devam edelim. Başka o kadar mı? Hayır tabii ki hocam. Olur mu o kadar? Ondan sonra her evde bulunan tekrar siyah ya da yeşil zeytin. Kaç tane? 4 ya da 5 adet. Tamamen isteğe göre. Onun yanında tam tahıllı ekmek 2 dilim yiyoruz. Hocamız sağ olsun ekmeğimizi kısmıyor. İstediğiniz kadar diyorum da. Bu bayağı güzel kahvaltı. O 2 dilim yiyor. Yoksa bize gene aynı yöntemde kısıtlama yok. Ne kadar isterseniz yiyin var. Çünkü sonunda hasta 10 dilim yerken insülin direnci tedavi olduğu için otomatik o zaten 2 dilime düşüyor. Onun için İstese başta de zaten yiyemiyor. Evet. Hocam ama çikolata hayır çikolata vermiyorsunuz. Onu söyleyeceğiz en sonunda. Onu en son söyleseydiniz iyi. Nedenini söyleyeceğiz en sonunda. Evet. Peki. Onun yanında çay olarak da zencefil çayı olabilir, yeşil çay olabilir. Tamamen tercihinize göre değişiyor. Zencefil çayı nasıl yapılıyor? Zencefil çayını özel seçtik. Çünkü zencefil metabolizmaya nispi destek sağladığı bilinen çaylardan bir tanesi. Bu bir. İkincisi zencefilin yemek sonrası tokluk hissini arttırdığını da biliyoruz. Bakın hepsi aslında bir projenin, bir senaryonun ürünü. Yani sabah ya bir de zencefil çayı içsin, ya bir de işte yumurta yesin değil. Aslında biraz sonra göstereceğimiz, hazırlayacağımız onun o 75 kiloluk serüvenine baştan çok önemli destek. Ve her biri tek tek düşünülerek hazırlanmış destek. Bu desteği burada anlatmamızın nedeni ne? Hemen herkesin yapabileceği bir destek. 3 günü. Evet, devam edelim. Saat 9. Başladık. Sabah 8 olursa kahvaltıyı bitirdik. O kahvaltı en geç kaçta yapılır? Kaçta? En geç 9'da bitmiş olacak kahvaltı. Maksimum kaça kadar çıkabilirler? 9.30 10'a kadar. 10'a kadar. 10'da bitmiş olmalı kahvaltı. Evet. Maksimum 10'da bitmiş olmalı. Devam et. Tekrar 10.30 11 arası ara öğünümüz var. Bu da gayet önemli hocamızın dediği için. Yani bir saat sonra, 1.5 saat sonra. 1.5 saatten itibaren yedirebiliyorum. Evet. Tamam. Ama ideali 2 saat ve üstüdür ama 1.5 saatten sonra da yiyebilir. Evet. Tamam. O da meyve olarak greyfurt olabilir. Tamamen tercih ama ben greyfurt yedim. Peki portakal, neden? Elma, armut hangileri var? Burada neyi seçtik ilk gün? Greyfurt, portakal, mandalin üçlüsünden birini. Bunların içerisindeki maddeler gerçekten de birçok kaynakta metabolizmaya destek olduğu söylenen 3 tane meyve bunlar. Greyfurt ama özellikle greyfurt. Ama greyfurtun bir sakıncası var. Herhangi bir ilaç kullanıyor iseniz greyfurtu çok dikkatli yiyin. Ya da o ilaçtan 2 saat önce ya da sonra yiyin. Ama başlangıç için el ele kışın başlıyorlarsa, şimdi kış olduğu için ilk ara öğününüzün greyfurt, mandalin, portakal üçlüsünden birisi olmasına mutlaka özen gösterin. Evet. Ve onun yanında 4 tane badem. Kuruyemiş olmak 4 tane badem. Yalnız değil, bir de badem tabii, var. Tabii. Niye badem? Niye? Yine hem E vitamini açısından en güçlü besin hem de en güçlü tokluk sağlayan maddelerden bir tanesi badem. Şimdi bizi izleyenler, Meryem Hanım'ın bu 75 kilo verdiren programına bakanlar, ya hoca badem demiş ama ben ceviz yiyeyim demesinler. Yok. Burada bu şey gibi düşünün, bir kombinasyon, şahane bir sarı kıyafetiniz vardır. Tamam, sarı kıyafet çok güzel ama içerisine garip bir renk, başka bir bluz giyerseniz olmaz. O bluz da belki çok güzeldir de ayrı o kıyafete olmaz. O yüzden
bu programı o anlamda harfiyen takip etmeleri gerekiyor. Evet. Dört tane de badem yedik. Evet. Bu ilk ara öğünümüzdü. Evet. Tamam. Öğlen. Şimdi öğleyimiz var. O da 12 ile bir arası. O da işte ben kısır çok seviyorum, kısır yemeği. Ha. Ay ben de bayılırım. Kısır yiyeceksin. Aa. Kısır yiyoruz. Evet. Ama kısırın içine neler koyuyoruz şimdi? Orası da önemli. Evet. İçinde su teresi. Bir. Tere. Tere 2. Bulursak tereyi şimdi her şeyde de yok ama. Zamanı geldiğinde mutlaka. Bunlar da içine olmazsa olmazlarımız. Tamam. Tabii. Devam. Sonra biberiye, maydanoz, marul. Marul. Ya yani tercihe göre ben beşliği, onu seçiyorum. Bu beşliden maksimumunu su teresi, tere, biberiye, marul, maydanoz beşlisini mümkün olduğu kadar hepsini mevsimine göre. Niye bulgurla başladık? Az önce bulgur yemeği vardı ya orada. Niye? Ben proteinin vücutta geç... vücuttan geç atıldığını ve tokluk hissini uzun süre sağladığını biliyorum. Ama et vermek istemiyorum hemen baştan. Çünkü et, hep anlattık burada, artık Dünya Sağlık Örgütü de kabul etti. Günde 70 gramın üstünde et yediğiniz zaman bu gelecekte kanser oluşumu yönünde bile risk. Hmm. O yüzden etten kaçıp proteine yüklenmem lazım. Öğlen kısır verdik. Devam ettik. Ara öğün yine. Aha, ara öğün. Tekrar bu da 16 ara öğün. Yani 4-4.5 arası. O da meyve olabilir. Tamamen ben genelde hocam orada gördüm. Kayısı sandviçi yapıyorum. Kayısı sandviç. Ve badem. Bu sandviçi rica edelim senden. Yapalım. Dünyanın en güzel sandviçini yapacak. Ya da sen şimdi yap bize, ver onları bana. Tabii. Şöyle. Peki. Bakın bizim sandviçimiz öğlen 3.30-4 gibi ara öğün sandviçi, gece kayısının daha tok açıyoruz olmanızı sağlayacak. Böyle bir sandviç. Tabii ki. Tamam. Bu kayısının, mor kayısının, gül kayısı, evet, içerisini badem açtık. Niye özellikle gül kayısı? Çünkü bu daha etkili, daha uzun süre böyle kan şekerinizi yüksek tutuyor. Ha. İşte size en bir güzel sandviç. O zaman bademler 6 oldu şimdi. Bugün için 4 greyfurt da yedik. Miktarda çok fark etmeyecek burada. Bunu görecekler zaten. Bundan mesela 2-3 tane de yiyebilir. Önemi yok. Israrla bir şey söylüyoruz. Vücuda diyoruz ki biz başlarken Meryem'e. Sen de 75 kilo, 100 kilo alacağız ama merak etme. Senin burnundan getirmeyeceğiz. Ya diyet yapan insanların yani her şeyi şaşar. İçleri göçer. Ya bir şeye daha dikkat edin sen. Ve her an vazgeçebilirler. Şimdi bakın Meryem 75 kilo vermiş değil mi? Bir yanaklarına bakın Allah aşkına. Maşallah. Hiç yanakta çökme yok. Ben bir hep gram çökme var. 75 kilo hanımefendiler. İçinden koskoca bayağı da kilolu birisi çıkmış. Bir. İki. Gözlerinin, benim öyle derdik biz Erzurumluyuz. Gözlerinin ferine, ışığına bakın. Bakın yakından gösteriyor. İnsanın içi göçer. Hiç var mı öyle bir şey? Neden? Her şeyi yerli yerine koyduğumuz için ve daha ilk günden düşündüğümüz için. Güzel. Demek ki öğlen o ara önünde de bunu yaptık. Sonra evet, akşam. Tamam, harika bir sandviç. Tabii. Saat 4'tür. Evet. Sonra sandviçinize sos da koymak isterseniz. Şöyle yan dönüyoruz. Pardon. Şöyle izleyeceğiz orada. Sandviçe sos da koymak isterseniz az bir tarçın da üzerine. Tabii. Tarçınladığınız daha da zaman güzel. Daha da soslu olur. Yani tatlı. Hastalar bizi geçtiler artık hastalar. Evet, vallahi. Diyelim ki tatlı isteğiniz var. O anda bunu geçirmek istiyorsunuz. Elmanın üstüne koyabilirsiniz. Öyle ha, elmaya tarçın ekleyebiliriz. Ki. Güzel. Tabii, bana müsaade. Vallahi şahane. Gel hocam, gel. Onlar yapacaklar için. Ama bak bu artık şey noktası bu. Şey, pik noktası tabii, bak. Tabii tabii. Ama o hastanın eğitimi geliyor işte. Burada tabii önemli olan o. Eğitmeye çalışıyoruz. Evet. Akşam ne yedik? Akşam ben tekrar makarna çok severim. Özellikle böyle makarna, fesleğen soslu makarna çok severim. Ha. O da akşam yemeğim en geç 8'e bitecek. Yani 7 ile 8 arası yiyorum. O makarna, onun ne kadar makarna? Ama 9'a kadar gidebilir. Makarnanın içerisine ne koyduk? Fesleğen domates mi koymuşuz? Fesleğen soslu, evet. Her birinizin metabolizması başka çalıştığı için orada fesleğenle domatesi tercih etmişiz. Biraz da bakın ilk günden kısır yedik. Makarna yedik. Daha ne peki olsun? Akşam gece ara öğünü ne yapacağız? Gece 10 gibi. En önemli ara öğün, çünkü bütün gece aç olduğumuz için tutacak bizi. Gece kalkmayacağız, dolaba gitmeyeceğiz. Aynen öyle. Ne yapacağız? Yani benim de Ersan Bey'in de en büyük sorunumuzdan buydu. Günde 2 öğün yediğimiz için gece acıkıyorduk ve gece kalkıp yemek yiyorduk yani. En büyük sorunumuzdan bir tanesi buydu. Bunu açtınız. Tabii peki ki. Bu önerilerle ne yaptınız? Gece kaçta gece en son kaç yediniz? Deyik. En son akşam 10'da. 10'da. Evet. Ne yediniz? Yani meyve olabilir. Tamamen tercihe göre değişiyor. Ben çok seviyorum. Kuru yemi severim. Kayısı olabilir, ince olabilir. Badem ya da sebze badem yani. Başka öneriniz var mı? Aynı şekilde de sütle meyve ya da yoğurt karışımı olabilir. Yoğurt tabii. Mesela beni de yoğurt meyveli çok yoğurt güzel doyurur. Meyveli yoğurt, kayısılı yoğurt evet mesela. Ha. Orada olur. Aha. Ertesi gün sabaha geçelim. Hadi bir gün bitirdik, tamam. Heyecanlarla mutluymuşsun ama hiç ben bakmak istiyorum. Ama bu ilk günün kahvaltısı çok güzeldi bence. Evet. Şimdi merak ediyorum ikinci günü. Doyurucu günden yani. Doyurucuydu. Evet, günde 6 öğün yiyerek öğreniyorsunuz. Doğru beslenme öğreniyorsunuz. Ya yani buradan aslında biz kendimize bunları siz büyütebilirsiniz zaten. Kendi içinizde destekleyebilirsiniz. Mantığını öğrenmek.
amaç. Hı hı. İkinci gün neler yedin? İkinci gün beyaz peynir olarak örgü peyniri. Tekrar. Örgü peynirin özelliği mi var? Bir şey mi var? Daha tok tutuyor. Daha tok. Protein. Tamam. Evet. Tekrar yeşil... Kalsiyum tabii. Çok evet, evet. Yeşil zeytin veya siyah zeytin isteğe göre ben 5-6 tane arasında yiyorum. Sayısı önemli değil. İstediğin kadar yiyebilirsin. Ama hocam yani öyle yiyorum. Peki tamam. Ondan sonra işte tekrar çay, biberiye çayı olabilir, işte ıhlamur çayı olabilir. Normal çay yok mu burada? Burada yok. Bak, ilk günlerde yok. Zeyn, ha. İlk tamam. günlerde yok. İlk günlerde bitki çayına ağırlık verdik hocam. Bağırsaklar rahat edecek. Evet. Mantık o. O işte tam tahıllı ekmek ekledim, tam tahıllı. Ben genelde ekledi ekmek yedim. Bu arada dikkatimi çekti. Şeker yok fakat makarna var ya. Ne güzel. Evet, aynen öyle. İlk gün şekersiz geçirdik ama makarna yedik. Bu arada yemiş gibi oldum bunları anlattıkça. Evet. Devam. Kahvaltıyı bitirdik öyle. Tekrar. Yumurta var mı burada? Bir haşlanmış yumurta yiyebiliriz. Ha, yumurta yani, var. Evet. Güzel. Sonra öğlen ne yedik? Biraz daha hızlı gidelim şimdi. Öğlen değil hocam, ara öğünümüz var. Ara öğünümüz var. ara öğünümüzde de yani. Hadi biraz daha hızlı gidelim. Tamam. Ara karışımlarımızı anlatalım. Meyveli yoğurt var. Ben severim meyveli yoğurt işte. Çilekli yoğurt, vişneli yoğurt, kayısılı tamam. yoğurt. Kendiniz yapıyorsunuz bunu. Tabii meyveli ki tabii. Yoğurdu karıştırıyoruz. Ev yoğurdu içine karıştırıyoruz güzel. Tekrar. Tamam. O da biliyor. Öğlende tavuk, marul. İşte ceviz, roka, biberiye onları karıştırıp yiyorum salata halinde. Ha bir de senin nasıl bir salatan var şöyle çivili mi bile. Hemen yapalım. İkinci günün kahvaltısını yaptık, ara öğününü yaptık öğlen. Biterek üçüncü gündeyiz. Üçüncü güne, ha, üçüncü güne mi geldik? Evet, tamam hadi gelelim. Sabahtan başlayalım. Üçüncü günde iki dilim helim peyniri. Kızarttık mı? Sabah istiyorsanız kızartabilirsiniz. İsteğe göre, ha, isteğe göre buğday tamam. ekmeği, tabii nane, dereotu, maydanoz, güzel. Yanında da ıhlamur çayı. Ha, ıhlamur. Evet. Dereotunu niye verdik? Dereotu çünkü kalsiyumu, ha hep söylerim, süt içmeyi sevmiyor çocuğumuz. Yoğurdu da sevmiyor. Peynirden nefret ediyor ama yeşillikleri seviyor. Hı. Dereotu kalsiyum itibariyle, hani az önce şeyi de gösterdik ya taş. Hı hı. Dereotu kalsiyum itibariyle daha da yüksek bir kalsiyuma sahiptir. Yoğurttan bile daha yüksektir, kullanabilirsiniz. Güzel, dereotu ile ilgili bir şey geliyor aklıma. Evet. Dereotu sütü arttırır mı annelerde? O işe de yarar ama şu yanlışı da bilsinler anneler. Yaradan öyle güzel yaratmış ki siz sadece su bile içseniz sütünüz oluyor aslında. Yani sütün %90'ı su olduğu için çok böyle ekstra besin yiyerek boş boşuna da şişmanlamayın. Onu da burada bir ek bilgi olarak söylemiş olalım. Tamam. Evet. Kahvaltıdan sonra ara öğünümüzde tekrar 10-10.30 arası da kuru erik ve badem yiyorum. Bu sefer kuru erik ve badem yiyoruz. Evet. Kuru erik ve badem. Benim en sevdiğim, hocamın bana bol bol verdiği kaçamaklarım. Ha, güzelmiş. Tabii. Lahmacun falan deme sakın. Yok. Ne? Kaçamakta. Yedik zaten. Hayır, her şey hakkı var kaçamakta. Ona hakkımız var ama ben genelde kepekli bisküvi yiyorum. Kaçamak bu mu? Ama hayır, bisküvi de değil, yağlı ben yani. Yiyorum. Hakları neler? Ha. Haklarını söylersin. Yani neler olabilir? Ben bir kilo baklava yediğim de oldu. Hadi canım. Ya kaçamam, hakkım verilmiş sonuna kadar kullanırım. Bu ne zamanda? Bir haftada bir gün mü? Haftada bir, iki, i̇ki üç. Üç. Değişiyor. Yani sizin metabolizmanıza göre hocam ve ekibinin ayarladığı, yani tek hocam tabii, da değil. Biz bunu şimdi kendimize çevirirsek, ayarladı. Bu kaçamağı biz nasıl ayarlayalım kendimizde? Mesela bir hafta dikkat ettik. Kaçamağı ne zaman verelim? Günlük 6 öğün yedikten sonra, günlük 6 öğünü düzgün yedikten sonra, suyunuzu içtikten sonra ve haftada 150 dakika yürüyüşünüzü yaptıktan sonra, haftada 2 öğün kendinize öğlen ya da akşam çok rahat bir şekilde dilediğiniz kadar ödül verebilirsiniz. Güzel. O ödül size zarar olarak dönmez. Rahat olun bu konuda. Bak bu önemli bilgi. Evet. Bir hafta boyunca dikkat ettik. Aynen. 150 dakika yürüdük. Aynen öyle. Yani mesela yarım saat, yarım saatten. Haftanın 5 günü yarım saat ya da 4 günü yaklaşık 40'ar dakika. Ha 4 olur. Gün 40 dakika. Aynen. Yürüdük ya da evde yürüdük, hareket ettik neyse. Hı hı. Ve sonrasında 2 öğün, genellikle akşam öğünlerinde kendimize canımızın istediğini yeme fırsatı sunuyoruz. Dolayısıyla eşinizle, dostunuzla bir yere gidip rahat rahat yiyip içtiniz. Zaten ona geliyor yani. 2 gün dışarı çıksak zaten aynen. aşağı yukarı. Aynen o kadar olur zaten. Zaten güzel. Evet. Peki. Sınır diye bir şey dediğimiz gibi en baştan beri hani gerçekten yiye zayıfladık. Evet. Çünkü yedik yemedik değil. Hani belki 1 kilo baklava. Bu kadar dikkat et. Et. Ondan sonra bir şey olmadı. Sonuç tartıda. Belki vücut da şey yaptı. Ya bak beni bu kadar zorluyor ama hani o kadar da kötü değil durum. Demek aynen. ki ara sıra evet. bana bir şeyler veriyor. Gıdanın... Gıcık olmadı abi yani. Ha. Kalorinin değişik yerlerden arada geldiğini bildiği için kendisi normal harcamasına her zaman için devam etti. Kendini hiç düşürmedi. Hastalarınız fark etti mi bu değişimi? Etmek tabii, mümkün değil tabii. Tabii fark etmez ama hatta uzun dönem memleketine gidip geri dönenler bir Ersan Bey vardı o yok mu diye size, böyle geri dönüyor. Size soruyorlar. Bize bana soruyor. Evet. Kimisi dedi bana Ersan Bey nerede bilmiyorum bakalım nerede diye aradığım oldu. Beraber arıyoruz. En son dedim abi benim
hocam ne kadar değişti. Yani ben evde çok fazla anlamıyoruz. Şimdi fotoğrafları görünce daha net anlaşılıyor ama. Birdenbire böyle o halimiz bu halimiz olunca. Onu hastalar onu gördüğü zaman, çevremdeki arkadaşlarım onu gördüğü zaman çok hayret ediyorlar. Güzel, onlar da motive olmuştur. Birçok kişi evet. Akşamı da bitirelim. Ondan hadi söyleyelim. Sonra sorumuz var. Tamam. Akşama tekrar kısır yapıyorum. Yine. Tabii. Evet. Süper. Bir ve üçüncü günlerde. Birinci günün öğleni, üçüncü günün akşamı mutlaka bulgurla gidiyoruz. Güzel. Bağırsağımız ne kadar içip unutmayın. Bütün zayıflama periyoduna başlayanların mutlaka ve mutlaka bağırsaklarının iyi çalışması lazım. Bugün, ha bir şey ilginç bir şey söyleyeyim. Söyle. Bağırsağınızda şu bardağın şu kadarı kadar, yarısı kadar bakteri var. Bugün artık biz biliyoruz ki bağırsak da aynen öyle. Bir ikinci beyin işlevi görüyor. O yüzden zayıflamaya başlarken bağırsaklarınızı mutlu etmezseniz yandınız. O kabızlık, kabızlık dediler ya, onun için hemen bir tane daha öneri söyleyeyim lütfen, size. Söyleyeyim. Bizim ülkemizde çok güzel. Acı ve bulguru bir arada kullandığınız zaman bütün gün boyunca da suyu biraz daha ılık ve sıcak içer ve yürüyüşünüzü de tamamlarsanız son derece rahat edersiniz. Bağırsaklar yönünden kabızlık probleminiz olmaz. Güzel. Acı, bulgur, sıcak su ve yürüyüş. Daha ne olsun. Evet, aynen. Peki siz sordunuz, hocam cevap verecek. Buyurun efendim, geliyor sorunuz. Merhaba.